Buyurun Soner Bey, içeride bekleyin. İyi de kardeşim, neyi bekleyeceğiz? Uçağı kaçırıyorum. Merak etmeyin, uçak siz binmeden kalkmayacak. Buyurun. Uçaktan indirdim beni. Buraya geldim. Sizi uçaktan indirdim. Çünkü artık... Ben böyle uzun, duygulu vedalaşma işlerini sevmiyorum. Ben vedalaşmaya gelmedim. Gülay. Çok konuştuk, her şeyi anlattım sana, biliyorsun. Benim burada kalmam için bir sebep yok. Yanılıyorsunuz. Burada kalmanız için bir sebebiniz var. Aylin hamile. Aylin hamile. Aylin? Hamile mi? Evet. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Hastane. Aylin sizin olduğunuz hastaneye geliyor. Hastanın bilgilerinin gizli kalması gerek, biliyorum. Ama asıl olan hayatta kalmak değil mi? Üstelik ki söz konusu olan üç kişinin hayatı. Siz, Aylin ve bebek. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gidiyor muyuz, kalıyor muyuz? Kalıyoruz. Bavulları al sen. Soner Bey'e ne söylediniz? Aylin'in hamile oldu. Siz asil bir kadınsınız Gülay Hanım. Asil ve mutsuz. Saat sabahın 8 oldu. O kızım ne yapıyor acaba şimdi? Hala haber yok. Aramadılar. Ben de eve gidiyorum. Bir işim var. Tövbeye bakayım. Kızım kalkma, kalkma. Yine geleceğim. Sen de yat istersen. Ben beklerim. Olmaz. Bekleyeceğim.
Zehra'mdan da bir haber çıkmadı. İnsan değil bunu yapan, insan değil. Baba oluyorum. Aylin hamile. Bu her şeyi değiştiriyor. Artık geçmişten ve anılardan daha önemli şeyler var. Aylin, bir çocuğumuzun geleceği. Benim çocuğum. Anne, bir şey diyeceğim. Söyle. Ya bu Zehra'yı Kenan kaçırmış olabilir mi? Ne öyle bir şey yapsın? Ondan her şey beklenir. O doğru da yapmaz. Kadın da yapmaz. Ne oldu Cemile? Bir haber var mı? Yok. Ben şimdi bir atölyeye uğrayacağım. Sonra yine Berin'e gideceğim. Bak bir de Tanrı'dan gelmiş. Gel, geçmiş olsun diyelim mi? Geçmiş olsun Aylin. Sana da geçmiş olsun Cemile. Bir annenin başına gelebilecek en kötü şey. Allah düşmanıma vermesin. Sağ olun valla. Yani dünden beri perişan olduk. Hala bulunamadı Zehra. Zehra mı? Berin çocuğuna bir şey mi oldu? Siz onun için demediniz mi? Biz Zehra'yı bilmiyoruz da Aylin için dedik geçmiş olsun diye. Aa, nereden çıktı şimdi bu? Niye ki? Aman Cemile, mahallede bilmeyen kalmadı. Aylin hamileymiş. Lan yürüyün gidin. Yürüyün, konuşmayın lan terbiyesizler. Yürüyün. Sessiz bir zamanda mı geldim? Biraz öyle oldu. Çok affedersin. Ama ben sabaha zor ettim. Gözüm uyku girmedi. Sabaha kadar sana vereceğim cevabı tekrar edip durdum. Bir an önce yanına gelmek için can attım. Ne diyorsun? Evet. Bin kere evet. Eğer karım olursan beni dünyanın en mutlu erkeği yaparsın. Bütün ömrümü seninle geçirecek olmanın fikri beni sevince boğuyor. Aylin. Ne yapıyorsun kızım, gel. Gel buraya. Anne, baba. Ben Tarık Bey'le evleniyorum. Ne? Kızım sen çıldırdın mı? Ne oluyor durup dururken? Ne evlenmesi? Sokak ortasında konuşulacak şey mi? Gel buraya. Şimdilik böyle olsun. Sonra ne lazım geliyorsa yaparız. Ne olur mesele çıkarmayın. Mahallenin eline düştük zaten düşeceğimiz kadar. Bu hepimiz için en hayırlısı. Ben şimdi gidiyorum. Aylin. Sonra görüşürüz. Kızım sen delirdin mi lan? Nereye gidiyorsun? Aylin. Cemile. Aylin. Gelsene biraz. Hızlan hadi, gaz gaza. Bas. Her şey rüya gibi öyle değil mi? Öyle. Ailenden ne zaman isteyeyim seni? Biraz bekleyeceğiz. Ben sana söylerim. Thank you.
Doktorun seni bekliyor. Gidelim de seni bir görsün. Gidelim bakalım. Hala Zehra'yı Ahmet'le benim kaçırdığımı mı düşünüyorsun? Alo. Ayten. Olanları duydum Beyrin. Çok üzüldüm. Bir haber var mı Zehra'dan? Yok. Polis arıyor ama... Bir haber yok henüz. Demek bir haber yok. İnşallah sağ salim bulurlar Zehra'yı. Sağ ol Ayten. Ben seni tekrar arayacağım Beyrin. Hakan'a da ne kadar üzgün olduğumu söyle lütfen. Tamam, güle güle. Ayten üzgün olduğunu söylememi istedi. Aylin! 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 Soner Bey, Soner Bey. Belki evde kimse yoktur. Evet. Evet, doğru söylüyorsun. Hadi, hadi. Yürü, yürü, yürü! Olanlara inanamıyorum. Zehra nasıl kaybolur? Bunu kim yapabilir? Kenan. Kenan yapmış olabilir mi? Bunu ben de tahmin ettim de işte. Sadece bir tahmin. Polis arıyor. Bakalım. Kaçıranları irtibata geçermiş. Öyle diyorlar. Bekleyeceğiz. Oh. Sen nasılsın? Evde rahat mısın? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Zaten kısa bir zaman için idare ederim. Ne oldu anne? Ali'yi düşünüyorum bir yandan da. Bir delilik yapmasa. Thank you.
Alo. Alo Yavuz. Benim Ali Akarsu. Buyur Ali Kaptan. Yavuz, bizim gemiyi soracaktım. Liman ayarlı mı? Geldi abi, açıkta bekliyor. Akşama yanaşacak gümrük muamelesi için. Tamam, tamam, çok sağ ol. Benden bir isteğin var mı? Sağ olun Ali Kaptan. Sağ olasın, eyvallah. Hadi bir akşam olsun bakalım. Göreceksin Kenan Efendi. Mağazanın kamyoneti gelir birazdan sahne. Biz annemle Berin'e gitsek de sen bunlarla ilgilenir misin? Tabii tabii, ben ilgilenirim. Gidin siz. İnşallah hayırlı haberle dönersiniz. İnşallah. İnşallah Allah'ım, inşallah. Senin bir şey yapmana lüzum yok zaten. Adamların başında dursan yeter, onlar taşır. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Levent, yardım et de çekelim şunları. Merhaba. Ne işin var senin burada ya? Sen Londra'ya mı ne? Bir yere gidiyordun. Ne yapıyorsun burada? Gidiyordum ama gidemedim. İyi alt etmişsin. Ne istiyorsun? Cemile Hanımlara uğradım. Evde kimse yoktu. Aileni görmek istiyorum. Lan sen hala, hala hangi yüzle aileni görmek istiyorsun ya? Sen ne yüzle bizim karşımıza çıkıyorsun lan? Ne yüzle? Ailenin durumunu biliyorum. Evet. Ailenin hamile olduğunu biliyorum. Daha önce haberim olmadı. Eğer bilseydim böyle davranmazdım. Bana söylemedi. Peki şimdi ne yapacaksın? Artık bebek var. Aileyle ben sadece kendimizi düşünemeyiz. Artık bebeği düşünmemiz lazım. Durum artık tamamen değişti. O kadar değişti ki, senin zannettiğinden daha fazla değişti. Nasıl? Anlamadım. Anlarsın. Ama sen en iyisi aileni görmekten falan vazgeç, tamam mı? Çünkü sen ne zaman bir şey düzeltmeye kalksan her şey daha beter oluyor. Anlamıyorsunuz Ali Bey. Kurcalama. Ben... Bırak öyle kalsın. Kurcalama. Ben bunları konuşmak için müsait bir zaman değil Soner Bey. Gidelim. Gidelim Soner Bey. İnsan Ali'nin durumu nereden biliyor ya? Nereden biliyor? Ali, biz Berinlere gidiyoruz. Ben oradan eve döneceğim. Tamam, bekleyin, ben de gidiyorum. Haberler nasıl? Çok iyi, her şey yolunda. Çok sevindim. Ben gideyim. Sen de işine dön. Tamam. O zaman ben sana kapıya kadar eşlik edeyim. Meryem, bakın. Ben seni sonra ararım. Bir oturup konuşuruz, her şey böyle çok ani oldu. İyi misiniz? Bebek nasıl? İyiyim. Bebek de iyi.
Siz nasılsınız? İyiyim. İyi görünmüyorsunuz ama. İyi olmaya çalışıyorum. Soner'e aşık olmak... ...tedavisi bulunamamış bir hastalığa yakalanmak gibidir. Sizin adınıza üzgünüm. Ortalığı kırıp geçirir. Sonra bir anda çekip gider. Arkasında yıkıntılar... ...yangınlar bırakır. Ben hastalığın tedavisini buldum. Öyle mi? Çok şanslısınız o zaman. Şanslı olan ben değilim. Sizsiniz. Yanılıyorsunuz. Yanılmadığımı şimdi anlayacaksınız. Aylin. Şu anda hastanenin önünde Aylin'le konuşuyorlar. Ve barışmaları da an meselesi. Çünkü ben Aylin'in hamile olduğunu Soner'e söyledim. Ne diyorsun sen Gülay? Biz Aylin'le evlenmeye karar vermiştik. Hani gidiyordun sen? Niye gitmedin? Çünkü bir şey öğrendim ya benim. Hayatım değişti. Pek merak ediyorum doğrusu. Yeni öğrendiğin hayatını değiştiren şey ne acaba? Karnında benim çocuğumu taşıyorsun. Aylin! Taksi! Aylin dur! Taksi! Aylin! Taksi! Yavaş be adam! Yavaş! Aylin! Aylin! İyi misin? Git, çabuk git. Süleyman arabaya git. Arabaya yetin. Gel, gel. Devam et. Devam et. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Aylin! Aylin! Aylin beni bir dinle. Çekil Aylin, önümden. Beni çekil bir önümden. Bir dinle çekil. Beni. Bir kere dinledim seni. Çekil önümden. Aylin beni bir dinle. Beni... Söyleyecek neyin var senin bana? Ne yaptın, ne dedin biliyor musun sen? Çekil önümden. Aylin! Şeyi biliyorum. Öğrendim. Aferin. Güle güle. Karnında benim çocuğumu taşıdığını öğrendim. Gülay söyledi. Gülay mı? Eğer daha önceden bilseydim her şey çok farklı olurdu. Aylin inan bana. Öyle mi? Her şey farklı olurdu. Elbette. Yani şu anda her şey farklı. Tabii ki farklı. Karnında çocuğuyla ortada kalmış bir kadını kurtarmaya geldin, öyle mi? Bana iyilik yapacaksın. Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Çok merak ettim. Ne yapacaksın? Evleneceğiz. Oh! Çok şükür. Kurtarıcım geldi. Sen beni ne sanıyorsun be? Hı? Sen beni ne sanıyorsun? Yaralı bir sokak köpeği miyim ben? He? Kedi yavrusu muyum ben? Ben senin yardımına muhtaç değilim. Değilsin. Anlıyorsun? Tabii ki değilim. Değilsin, değilsin. Ben seni sevdiğim için buraya geldim. Senin bana neler yaptığını unutmadım ben hala. Hiç kimse unutmadı. Senin bana sevgiden bahsedecek halin yok. Defol. Aylin. Defol. Defol.
Ne konuştuğunuzu bilmiyorum. Ama son söylediğini duydum aynı. Defol. Defol. Cemil abi, beni yenemeniz lazım. Oğlum defol be adam! Defol lan! Cemil abi, sen ne laf anlamaz adamsın? Defol lan! Süleyman al götür şunu! Gitmeyeceğim! Bu konuda laf dinlemeyeceğim Ali Kaptan! Defol ulan! Defol! Dinlemeyeceğim! Defol! Baba sen git. Sen git. Tamam kızım. Peki. Git buradan. Dediğin gibi çok uzaklara gitmeliydin. Keşke gitseydin. Git ve bir daha dönme. Aylin, ben kendimi öldürüyordum. Süleyman mani oldu. Ve bunu şimdi o kadar çok seviniyorum ki, çünkü çocuğum babasız kalacaktı. Ya ben? Ben ne olacaktım? Çocuğumun olacağını öğrenmeden önce benim ne olduğumu, ne olacağımı düşündün mü sen hiç? Düşündüm. Düşündüm tabii ki, düşündüm ama... O kadar. Düşündün ama hiçbir şey yapmadın. Keşke önceden söyleseydin. Yanımda olsaydın söylerdim. Yanında olamamamın sebebi var Aylin. Çok mühim, bilmem gereken şeyler var Aylin. Artık dinlemek istemiyorum. Aylin. Aylin, dinlemen gerekiyor. Hayır. Aylin. Aylin. Burada yapacak bir şey kalmadı galiba. Gidelim mi? Hadi. Bakma arkasından, gitti işte. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Biri kaçırmış olsaydı fidye için çoktan arardı. Biz ne bilelim Ali? Polis bekleyin dedi, bekliyoruz işte. Ne yapalım ki? Ben ne bileyim, böyle oturmak da olmuyor ki. Dışarı çıkıp bir şeyler yapmamız lazım. Alo? Hakan? Baba. Zehra'nın başına gelenleri duydum. Bir şey mi söyleyeceksin baba? Zehra'ya kavuşman konusunda yardımcı olabilirim istersen. Gerek yok. Zaten polis her yerde Zehra'yı arıyor. Polis her yerde arasın. Sen bir gel yanıma, benimle görüş. Baba şimdi ayrılamam buradan. Tamam? Mühim şeyler var Hakan. Yüz yüze görüşmemiz lazım. Hemen gelmeni tavsiye ediyorum. Çok mühim. Hem... Zehra'ya kavuşman konusunda da faydası olabilir. Sen bir şeyler mi biliyorsun? Ne demek bu, ha? Ben evdeyim. Gel görüşelim. Bekliyorum. Baba ne? Bekliyorum. Alo? Baba? Alo? Ne oldu? Hakan ne oldu? Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum, Zehra ile ilgili bir şeyler biliyor. Bilmiyorum. Ne? Ne? Hakan! Sen çok keyifli. Evet. Heyecanlıyım ya. Bu gece mühim. Çünkü gemimiz yükünü boşaltacak. Acaba sen de bu heyecanı benimle yaşamak ister misin? Nasıl olacak? Benimle birlikte limana geleceksin. Ben mi? Evet.
Çünkü sen artık patroniçesin. Ama istersen Ali Kaptan'ı da beraber götürelim. Hayır. Sen ve ben. Yeter. Baba. Gel Hakan. Sen çık. Ne biliyorsun, ne oldu? Nasılsın? Nasıl olabilirim baba? Zehra kayıp. Haklısın, haklısın. Evet baba, seni dinliyorum. Fazla zamanım yok. Zehra'yı bulmamıza yardım olacak bir şeylerden bahsettin. Evet, öyle. Ne onlar? Zehra'yı sana getirebilirim. Nasıl? Sen bir şey mi biliyorsun? Ha? Sen Zehra'nın nerede olduğunu biliyorsun. Ha? Söyle baba. Evet, yerini biliyorum. Neredeymiş? Nerede? Sakin ol. Sakin ol. Bu gibi durumlarda soğukkanlı olmak. Baba ne soğukkanlılığı ya? Kızım kayıp. Berin de ben de perişan olduk. Baba bak ne yapacağız söyle. Polise mi gideceğiz? Ben mi bir şey yapacağım? Ne yapacağım? Sakin ol dedim ya sana. Sakin ol. Otur hele. Tamam baba. Oturdum. Hadi söyle. Zehra'nın yerini sana söylerim. Ama sen de benim dediklerimi yapacaksın. Tamam mı? Nasıl yani? Berin'den ayrılacaksın. Buraya geleceksin, benim yanıma. Burada benimle ve Zehra'yla birlikte mutlu mesut yaşayacaksın. Ne diyorsun? Zehra'yı sen kaçırdın. Zehra'yı ben kaçırdım ha. Kendi torunumu niye kaçırayım? O benim misafirim. Benim olan her şeye sahip olabilir. Yeter ki babası akıllı olsun. Yeter ki babası onu düşünsün. Zehra'yı sen kaçırdın. Gel buraya. Denen o herife gitti. Sonra da sana geri döndü. Sen de onu kabul ettin, evine aldın. Başka bir erkekten arta kalan bir kadını hala karın olarak görüyorsun. Rezalet! O kadından ayrılacaksın. Yoksa bu Zehra'yı son görüşün olur. Zehra! Zehra! Çek ellerini! Zehra! Çek! Zehra! Hakan! Hakan! Eğer Berin'den boşanmazsan seni Zehra'dan vazgeçmiş sayacağım. O durumda sakın Zehra için endişelenme. O çok zengin olacak. Dünyanın en iyi okullarında okuyacak. Tam benim istediğim gibi yetişecek. Sen de yaptığım hataları onda yapmayacağım. Senin gibi şapşal olmayacak o. Seni mahvedeceğim. Buradan çıkar çıkmaz polise gideceğim ve seni mahvedeceğim. Duydun mu? Polise gideceğim. Seni mahvedeceğim. Seni mahvedeceğim. Sen benimle başa çıkamazsın. Polis bugüne kadar Zehra'yı nasıl bulamadıysa bundan sonra da bulamaz. Hiçbir şey ispat edemezsin. İftiracı durumuna düşersin. Ulan öldürürüm seni! Seni öldürürüm. İyi düşün. Zehra. Zehra.
Bizim eleman Nihal'i öyle bir benzetmiş ki ölse daha iyiydi. Kurtulmuş olurdu diye haber uçurdu. Suratı haşat olmuş. Gebertmeyecek miyiz? Öldürüp de kurtaralım mı? Bırakalım yaşasın. Her aynaya baktığında Hakkı Bey'i hatırlar. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Ne var? Nihal İzarlı'yla görüşecektim, gelmedi. Görüşmek istemiyor, zorla mı? Annenle baban gelmiş dediniz mi? Dedik ama görüşe çıkmıyor işte, ne yapalım? Bir daha söyleseniz. Görüşmecilerim bekliyor seni. Görüşmeyeceğim. O şarkıcı çocuk da burada, ısrar ediyor. Görüşmeyeceğim. Söylesene ne oldu? Zehra'yı babam kaçırmış. Sen Ahmet'le beni suçladın. Ahmet'le beni suçladın. Hakaret ettin, aşağıladın bizi. Özür dilerim. Demek. Allah senin belanı versin. Baban kızını kaçırmış, sen benden ne olur versin. Dur. Hakaret ettiğine benden söyle. Ne her seferinde özür dile benden. Allah geri versin. Ne oluyor? Zehra'yı babası kaçırmış. Ne? Hakan? Hakan. Hakan doğru mu oğlum? Doğru. Niye ya? Niye kaçırmış? Ne istiyor? Oğlum konuşsana, niye? Berin'den ayrılmamı. Ve Zehra'yı alıp onun yanına gitmemi istiyor. Çocuğum oluyor Süleyman. İnanabiliyor musun? Benim çocuğum oluyor Aylin'den. Çocuğumun annesi Aylin. Evleneceğiz onunla. Karım olacak benim. Aylin Hanım pek size evlenecek gibi gelmedi ama bana. Bana da. Olsun. Hakkı var ama yok değil. Gideceğim, konuşacağım onunla. Konuşacağım, anlatacağım, her şeyi söyleyeceğim. İkna edeceğim onu. Karım olacak benim. Kabul edecek. Ne diyeceksiniz mesela? Nasıl ikna edeceksiniz? Ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Evlen benimle diyeceğim. O da size diyecek ki bugüne kadar neredeydin? İlla hamile olduğumu duymam mı gerekiyordu bunları söylemek için? Bırakıp giderken aklın neredeydi? Aylin, anla beni. Ben seni dünyalar kadar sevdim. Deliler gibi aşıktım ben sana. Seninle evlenmek benim en büyük hayalimdi. Ama
Oğlum Murat. Murat. Canına kıydı. Kendi eliyle. Gözümün önünde. Abi sana düğün hediyesi veriyorum dedi de öldürdü kendini. Dayanamadım ben. Vicdanım benim hapishanem oldu. Ben içeride, sen dışarıda kaldın aynı. Şimdi ne değişti? Aylin'in hamile olduğunu öğrenince benim hapishanemin kilitleri kırıldı Süleyman. Hürriyetime kavuştum ben. Baba oluyorum ben be! Baba oluyorum ben! Maşallah. Eyvallah. Maşallah. Eyvallah. Maşallah. Eyvallah. Garson. Garson hesaplar benden. Herkes ne istiyorsa ver. Bu gece hesaplar benden. Benden hesaplar. Herkes yeter için. Baba oluyorum ben. Baba oluyorum. Şerefler. Büyüksün. Salak gibi görüyorum değil mi? Evet. Haydi bakalım. Süleyman, arabayı bana ver. Anahtarı ben kullanacağım. Araba orada Soner Bey. Buyurun alın. Şakanın sırası değil. Ver şu arabayı, anahtarı ben kullanacağım. Bir yere gitmem lazım, işim var. Sen taksiyle dönersin eve, hadi. Tersiniz dönecek kadar içtiniz Soner Bey. Arabaya anahtar, anahtar araba diyorsunuz. Neyse ne işte, sonuçta ikisi de birbirine giriyor. Anahtar arabaya, araba anahtara. Ver şunu bana, neydi, neydi o anahtarı, ver şunu. Olmaz Soner Bey, sarhoşsunuz. Nereye gideceksiniz bu saatte? Aylin'e gideceğim. Gecenin bir yarısı. Evet. Olmaz. Olur. Ayıp. Değil. Yarın gideriz. Ya şimdi gideceğim Süleyman. Ver şunu. Hiç zamanı değil. Tamam, tamam, tamam. Şimdi gideceğim ama yarın sabah konuşacağım. Tamam, söz veriyorum. Yarın sabaha kadar kapısında bekleyeceğim. Yarın sabah olunca kapısına dayanacağım. Tamam mı? Tamam. Ver. Madem yarın konuşacaksınız, şimdi eve gidelim. Yatın, dinlenin. Yarın sabah erkenden gidersiniz. Hadi, hadi. Kandırıyorsun sen beni. Kandırıyor musun sen beni? Olur mu öyle şey Soner Bey? Rica ederim. Tamam. Anahtarı sen kullan o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok mersiniz. Teşekkür ederim. Ay. Sevda var, ayna var.
Sevda var, sevda var. Karakolda ayna var. Sevda var, sevda var. Karakol ayna var. Bende kara ayna var. Kara sevda var, sevda var. Üstünü ört yatsın. Sevda var, karakolda ayna var. Bende kara sevda var, sevda var. Karakolda ayna var, ayna var. Karakolda. Böyle oturup durmakla bir şey olmuyor. Polise haber verelim. Ne olacak, polise haber vereceğiz de? Zehra'yı çoktan başka yere götürmüştür. Polisler ne bulacaklar? Sen tanımıyor musun babamı? Kolay mı onunla uğraşmak? Ben kızımı istiyorum Hakan. Kızımı istiyorum. Bir sakin ol kızım Allah aşkına. En azından şimdi Zehra'ya bir kötülük olmayacağını biliyoruz. Bu da bir şey. Mete geldi. Hadi biz gidelim. Siz de biraz uyuyun, dinlenin artık, tamam mı? Berin, lütfen. Lütfen olumlu tarafından bak. Zehra'dan haber var mı? Annem anlatır. Aynen. Sunar durumunu öğrendi. Ne yapacaksın şimdi? Bir şey yapacağım yok. Tarık'la evleneceğim. Seni de bırakayım babaya. Sağ ol oğlum. Ben yürürüm. Ne yürümesi gece gece ya? Gel bırakayım. Bir şey olmaz. Biraz hava alırım. Hadi. Hadi güle güle. Şimdi ne yapacaksın? Benden boşanıp babanın yanına mı gideceksin? Babanla beraber Zehra'yı benden alıp bana göstermeden yaşayacağınız bir hayat mı kuracaksınız kendinize? Niye susuyorsun? Konuşsana. Hiç anlamadın değil mi?
Hiç anlamadın. Anlamaya çalışmadım bile. Benim babama karşı nasıl mücadele ettiğimi hiç anlamadın. Ben aşağılık bir adam değilim Berrin. Benim bütün suçum seni sevmek. Ama seninle kalmam için çocuğumu bana karşı kullandın. Onu da seni sevdiğim için yaptım. Ne güzel. Allah kahretsin ulan. Herkes senden ayrılmamı bekliyor. Sen, Ahmet, babam. Belki senin ailen bile. Bir tek ben ulan. Bir tek ben çabalıyorum hala seninle evli kalmak için. Ben hala tek başıma bir ailemi hayatta tutmaya çalışıyorum ya. Yoruldum artık ben Berrin. Yoruldum artık. Yoruldun. Yoruldun. Ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Ne yaptıysam. Konuşamadık oğlum. Nihal'i gördün mü? Nasıl? Bilmiyorum anne. Neden? Görüşe çıkmadı bugün. Bastı gitti öyle içeri bir şey mi var? Olmaz mı anne? Var. Ekrem de az deyiz değil ha. Bir de baba olacak. Berin'le Hakan ayrılsın diye yediği halta bak sen. Ya bir lokmacık çocuğu ne karıştırıyorsun? Vicdansız herif. Ali nerede? Berin nerede mi kalıverdi? Ha, yok anne. Evine gitti o da herhalde. Ha, ben de gidiversem. Nereye gideceksin? Ali'ye. Onun da kafası karışıktı şimdi. Yanında dursam diyorum. Ya gece vakti nereye gideceksin anne? Otur Allah aşkına. Yarın sabah olsun. Yarın gidersin. Öyle mi dersin? Tabii öyle. Hadi anne. Ben de bir Osman'a bakayım hadi. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Tarık. Soner gitmemiş. Biliyorum. Gülay ona her şeyi anlatmış. Yani benim durumumu... Onu da biliyorum. Gülay bana söyledi.
Soner'le sizi tekrar bir araya getirmek için yaptım bunu. Seninle benim evlenmeye karar verdiğimizden haberi yoktu. Gülay'a kızma. Onun da Soner'i sevdiğini biliyorsun. Buna rağmen... Biliyorum. Benim sana söylemek istediğim şu. Benim kararım değişmedi. Soner'in gitmemesi benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece bunu söylemek istedim sana. Çok sevindim. Yarın konuşuruz. Görüşürüz. Tamam. Konuşuruz. İyi geceler. İyi geceler. İyi akşamlar Kemal Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Sağ olun. Delirdin mi be? Şşş, sus abi. Seninle konuşmamız lazım. Adam gibi konuşsana. Ödümü patlattın. Şaka mı bu? Hayır abi, şaka falan değil. Ne? Söyle. Abi, bu Karcı Ordu'nun gemisi geldi ya. Geldi, evet. Benim o gemiye girmem lazım. Bak abi, ben Karcı Holding'de çalışmıyorum, tamam mı? Beni gemiye sokmazlar. Benim o gemiye girip bir şeylere bakmam lazım. Sen de beni o gemiye sokacaksın, tamam mı? Niye girecekmişsin sen gemiye? Bak, o gemi petrolden başka şeyler taşıyor. Sadece petrol taşımıyor. Bu işin içinde başka işler var. Rüya mı görüyorsun sen Ali? Gemi bir saate kadar gidecek. Bir şey yok. Abi, petrolü boşaltmak için Alaa'ya gidecek. İşin içinde başka işler var diyorum sana. Sen beni gemiye soksana ya. Olmaz Ali, olmaz. Ya beni gemiye sok. Delirdin mi sen be? Manyak mısın? Çek elimi yakar. Şakan mı? Oyun mu? Ya oyun falan değil. Beni gemiye sokacaksın abi. Delirdin mi sen? Olmaz dedim sana. Olmaz. Ya Rabbi sabır. Kendi başını derde soktun. Benim başımı belaya sokma. Eğer bana yardım etmezsen, beni gemiye sokmazsan asıl o zaman başın belaya girecek. Olmaz Ali. Yapacaksın. Beni o gemiye sokacaksın, tamam mı? Sokacaksın. Kalk, ayağa kalk. Abi, yapamam. Yapamam Ali, yapamam. Yapacaksın abi. Bak, eğer yapmazsam polise giderim. İhbar ederim. Şimdi bana bak. Ha, bana bak. Eğer polise giden ihbar edersen beni de yakarsın. Anladın mı? Beni de yakarsın. Nasıl yani? Anlamadım abi. Seni nasıl yakarım ben? Tamam. Tamam Ali, tamam. Büyütecek bir şey yok. Gemide petrolden başka şeyler de var. Seni yakacağım. Ne? Gemide petrolden başka şeyler de var. Nasıl? Ama mühim değil. Sen biliyorsun yani. Hepimizin bildiği şeyler. Sen de biliyorsun. Sigara, viski, kot pantolon, Kenan'ın malları. Ne olabilir ki? Gümrük muamelesi yapıldıklarında kamyonları getiriyorlar, yüklüyorlar, alıp götürüyorlar. Mühim değil. Öyle mi abi? Kamyon kamyon götürüyorlar ama mühim değil, öyle mi abi? Ha? Öyle mi abi? Ya! Ali! Ulan sus! 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 Sen nasıl bulaştın lan bu işe? Ya sen bu işe nasıl bulaştın ya? Ha? Nasıl bulaştın? Ali! Ha? Birkaç kasa viski, birkaç karton sigaradan ne olur ki? Vay be. Kemal abi, sakin ol. Tamam mı? Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Sen beni gemiye sok. Sen de benimle beraber gel. Nasıl bir belanın içine bulaştığını kendi gözlerinle gör. Tamam. Thank you.
Alo. Hakan, benim Ayten. Ha, merhaba Ayten. Zehra'dan bir haber var mı diye soracaktım. Evet, var. Öyle mi? Babam. Zehra'yı babam götürmüş. Şimdi onun yanında. Berrin'den boşanmamı istiyor. Yoksa bir daha Zehra'yı göremezsiniz diyor. Durum bu. Ayten, benim kapatmam lazım şimdi. Tamam. Hakikaten aşağılık bir herif ya. Üzülme Ahmet. Hem bak, en azından Zehra'yı senin kaçırmadığın anlaşıldı. Öyle. Sen çok iyisin Ayten. Benim için yaptıklarından dolayı da sana çok teşekkür ederim. Ama ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Ne oldu bana kızım Ayten? Kızmıyorum. Anlıyorum seni. Merhaba Ekrem Bey. Merhaba. 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 Boşaltmaya başladılar mı? Birazdan. Ne zaman başlayacağız lan boşaltmaya? Kamyon bir gelseydi. Üç kişi mi taşıyacağız lan? Kamyonlar bitti, birkaç adam daha gelecek. Nerede kaldı oğlum bu kamyon? Ne yapacaksın lan? Evde bekleyen mi var? Dişleriniz takılsın lan. Kulaklarınız sağ ol abi. Ne yapayım? Korkuyorum lan. Tabancayı almamız şart mıydı? Çelik çumak oynamıyoruz lan. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayırdır kardeşler? Gemiye çıkmak yasak. Ben gümrük memuruyum. Kontrol için geldim. Yani arkadaşımla beraber gemiyi kontrol edeceğiz. Geç kaldınız. Gümrük kontrolü çoktan oldu. Bitti. Kardeş, biz gemiye bir kere daha bakacağız. O yüzden geldim. Bana bakın. Canımı sıkmayın benim. İşgüzarlığın anlamı yok. Yok öyle avantam avantı. Avcunuzu yalarsınız. Bak kardeşim, bu gümrük memuru, ben de gümrük memuruyum. Tamam mı? Ve biz bu gemiye bir kere daha bakacağız. Hadi çekilin ayak altından. Hadi. Bas lan, bas. Duymadın mı oğlum adamı? Ha? Ne ayaksınız oğlum siz? Ha? Duymuyor musunuz lan? Dur be! Çıkarsana şu silahı ya. Ne zaman çıkaracaksın abi? Ne bekliyorsun? Çekil lan! Dur! At eline geri! At lan! At lan! Dön lan! Dön lan arkana!
Dön! Yürü! Dön! Yürü! 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 Yazak da Rus'un orası mı lan? Ha? Evet, burası. Aç kapıyı, gir içeri. Aç! Sen! Dön içeri. Ver. Ambara gidelim. Söylemiştim sana. İçki ve sigara sandıkları. Abi, o kadar kaçak mal var ya, adamı ömür boyu hapse tıkar. Polise git. Hemen polise git, haber ver. Hadi. Ben ne olacağım? İyi. İhbar edersen yırtarsın. Hadi. Ya durma, yürü. Ya git. Sen alanlar gelecek şimdi. Git polise. Yalnız mı?
Ne var? Yardımına ihtiyacım var. Biz seninle hesabı kestik. Yollarımız ayrıldı. Bak. Ben sosyalistim. Ve yurtseverim. Sen sosyalist değilsin. Ama hakikaten yurtseversen... günün birinde aynı yolda buluşacağımız kesindir. Bugün olmasa bile... hiç gelmeyeceği anlamına gelmez. Hayal kuruyorsun ama güzel konuşuyorsun. Ne istiyorsun benden? Ekrem Tatlıoğlu. Beri'nin kızını kaçırdı. Hakan'la Beri'nin evli değiller mi? Evet. Kendi torununu mu kaçırmış? Evet. Çocuğu bulmamı istiyorsun. Sen o herifi çok iyi tanıyorsun. Ne diyorsun? Resul. Bir arkadaş anne. Sen uyu. Yok bir şey. Annenin sağlığı nasıl? Aynı. Ana ile çocuk arasına girmek adamlık değildir. Onun için sana yardım edeceğim. Teşekkür ederim. Senden haber bekleyeceğim. Bak, yollarımız yine birleşti. Daha bir dakika önce aksini söylüyordum. Ne alakası var ya? Asıl olan insanlıkta buluşmaktır. İyi geceler. Ali Kaptan. Sen kaşındın adi köpek. Sen var. Yılanın tekisin kardeşim. Sen yılan. Herkes yılan. Sen sebep oldu bunlara. Ben sana hep dedi. Sen beni küçük görme. Ben Cemile değil. Sen beni dinlemedin. Ekrem Bey. Onlara ne yapacağız? Çok şey biliyorlar. Siz iki çukur kazın. Sen bitir şunların işini. Çok büyüyecek.
Bu iş başından beri büyüktü karnım. Yeni mi anladın? Ekrem Bey haklı. Çok şey biliyorum. Riske atamayız. Hadi gidelim. Gelmiyor musun? Ben kalacak ve seyredecek. Şimdi intikam zamanı. Hakikaten korkulacak kadınsın. Bunu sakın unutma. Ne yaptın kızım? Derek, ben seni biraz seviyorum. Hadi lan. Lak, sen hak etmezsin sen bak. Sen gerçekten sen lak. Bırakın kavga yapıyor lan. Elif'le arkadaşlarımızı kızıyor. Nasıl kaçırsanız onu düşünün. Kaçmanız lazım. Şurada pencere var abi. Kalk. Sen... Yüksek sen. Sen kal burada. Bana bunu her ne yaptın? Git Hayra. İkincisi de tamam. Anne,
Ali'ye bir telefon edivereyim. Merak ediyor. Daha. Duymuyordur, merak etme. Bak sonra gene ararsın. Günaydın. Nereye kızım? Tarık'la konuşmam lazım. Kızım iki lokma bir şey yeseydin. Yok anne, atıştırdım ben. Aylin. Kızım. Sen bu Tarık Bey olayını iyi düşündün mü? Düşündüm. Soner bebeği öğrendi. Berin ablanı görüyorsun. Zehra yüzünden az acı çekmiyor. Sonra yani çocuk yüzünden senin de başın ağrımasın. Soner'in tek derdinin çocuk olmadığını nereden bileyim ben anne? Sonra gelip beni terk etmeyeceğini nereden bileyim? Haklısın. Tarık Bey de iyi bir insana benziyor. Ne bileyim, insana güven veriyor. Mutlu olursun inşallah yavrum. İnşallah. Hayırlısıyla ablamlar Zehra'yı bir alsın. Bir şu sıkıntı bitsin de o zaman Tarık gelir. Nikah işlerini falan konuşuruz. O zaman kadar bekleyeceğim. Hayırlısı olsun inşallah. Hadi. Allah'ını aldık. Güle güle ailenim. Güle güle anne abla. Sütünü içmemişti oğlum.
Merhaba Osman. Günaydın. Günaydın. Okula mı? Evet, okula. Sen nereye? Ben buradayım. Sen burada ne yapıyorsun? Burada... Aylin ablana bir şey söylemek istiyorum. Onu bekleyeceğim. Aylin ablam gitti. Gitti mi? Ne zaman? Çoktan. Nereye gitti biliyor musun? Tarık abiyle konuşmaya gitti. Beni de okula bıraksana. Başka zaman. Şimdi çok acelem var Osman. Borcum olsun, tamam mı? Eğer kendi araban yoksa, arabası olandan yolculuk dilenmek yerine kendi ayaklarının üzerinde yolculuk etmek daha onurlu bir davranıştır. Kolun nasıl oldu? Daha iyi. Verilmiş sadakan varmış. Ne o? Yani kurşun koluna gelmiş. Göğsüne de gelebilir de. Gel. Bu. Nedir durumlar? Tamamdır patron. Ekrem Bey bütün gemiyi, depoları boşalttırdı. Silahları da kamyonlara doldurdu. Hepsini de emniyetli yerlere naklettirdi. Cesedi de gömdüler. Yani hiç ipucu kalmadı. Güzel, güzel. Dosyalar da elimizde. Ali ile Kemal'lerinde hiçbir delil yok. Şikayet etseler bile tutturamazlar. Ayrıca Ekrem Bey'in nüfusu da cabası. Güzel. Bu vartayı da iyi atlattık. Şimdi mühim olan Selman'ın hisseleri. Eğer mahkemeye kadar onları ele geçiremezsem durum kötüye gider. Selma vekaletini benden alırsa elim zayıflar. Bu işi bir an önce bitirmemiz lazım. Günaydın. Günaydın Selma'cığım. Günaydın. Günaydın. Zehra'dan haber var mı? Zehra'yı Hakan'ın babası almış. Aa, haber vermeden falan alıp götürmüş mü? Deli mi bu adam? İşin içinde neler var bir bilsen. Hakan Berin'den ayrılsın istiyor. Bunlar ne koşturuyor böyle telaşlı? Neriman, Ali evde yok mu? Ayol, kapıları indirdim. Kapı duvar anne. Sabah annen benle telefon ettiydim, yine evde yoktu. Sen ne yapacaksın Ali? Ya babam da yok ortalarda dün geceden beri. Ya. Hatta iş yerini aradık, orada da yok. Cemle Ali abim nerede? Ben ne bileyim. Kemal, ne oldu Ali? Bu ne? Ay, Allah Allah. Thank you.
Bas gaza. Bas gaza. Kenara çek, kenara. Kenara çek. Depodan kaçtıktan sonra sabaha kadar dağ bayır kaçtık. Canım okundu. Var ya, o adamlar bizi eğer bir yakalasalardı, çoktan eşek cennetini boylamıştık. Demek Ekrem Tatlıoğlu da işin içinde, ha? Evet. O da işin içinde. Bir de çetenin yeni elemanı Karolin. Benim anlamadığım bu Karolin ne diye kurtarıverdi sizi madem? Onu ben de anlamadım valla. Ben de. Ben de anlamadım ama kurtardı. Ölmemize razı olmadı. Bana bak Kemal, sen gümrükte çalışmıyor mu? Gemi evvelden de limana girip gidiyordu. O zaman bakmadın mı sen? Kontrol etmedin mi? Görmedin mi o silahları? Ama görmedim. Yoktu bir şey. Kemal, hadi ana. Az dinlendiysen bak eve gidelim de orada rahat rahat dinlen. Hadi, hadi Mesut'a gir babanın koluna. Hadi cümleden anasını aldık. Ali abim çok geçmiş olsun. Biz de gidelim. Tekrar geçmiş olsun Ali. Anne. Siz gidin, ben burada kalacağım. Dayak da yiyor anne. Ne vakit adam olacağım be çocuk? Ne vakit büyüyeceğim be oğlum? Ne yapacağım ben sen? Aylin koşma artık, senin koşmaman lazım. Aylin! 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 Buraya gel! Kafanı kırarım senin. Ortalığı dağıtıyorum efendim. Tamam, bütün hasarı karşılayacağım. Kapattım dükkanı, tamam. Git! Aylin, Aylin dur, yeter! Git, defol git, istemiyorum seni, defol! Cehennemin dibine git! Tamam, sen de gel o zaman! Arttırmayalım! Efendim, olmaz ki lan! Efendim. Tamam, al şu cüzdanı. Al cüzdanımı, al! Al çekelim, sonra dalaş oğlu ben! Aylin! Orası. Tamam, yeter, dur artık. Neden? Neden bana hamile olduğunu söylemedin? Bilmedenler gitti. Mecburdum. Tamam işte. Bütün bu mecburiyetlerinden bıktığım için sana hiçbir şey söylemedim. Sen niye döndün ki? Hamile olduğum için kendimi mecbur mu hissettim? Eğer öyleyse hiç sıkma canını.
Sana ihtiyacım yok benim. Yakında Tarık'la da evleniyorum zaten. Tarık'la mı evleniyorsun? Ne şaşırdın? Ha? Beni ona sen emanet etmedin mi? Aileni mutlu et demedin mi sen? İşte seni dinledik, evleniyoruz. Olmaz. Onunla evlenemezsin. Allah Allah, nedenmiş o? Çünkü karnında benim çocuğumu taşıyorsun. Karnımdaki çocuğun babası sen değilsin. Ne diyorsun sen? Delirdin mi? Delirmedim. Aklım başımda. Çocuğumun babası Tarık. Yalan söylüyorsun. Niye yalan söyleyeyim? Yalan söylüyorsun. Sen böyle bir şey yapamazsın. Yaptım bile. Sen... Sen böyle bir şey yapamazsın. Yaptım bile. Bırak beni. Öyle mi? Öyle mi? Peki, tamam. Ne? Gel o zaman ben. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Geri zekalı! Bırak beni! Zekalı! Bırak beni! Geri yapma! Ben mi? Seni! Ulan kahretsin be! Ne yapıyorsun be? Geri zekalı! Bırak! Ailenin karnındaki bebeğin babası sen misin? Söyle!